Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kenar ortay konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani nerede kalmıştık kitabımızda sayfa numarası 64'ün sağ tarafında kalmıştık. Sonra 65'i 66'yı ve 67'yi işleyeceğiz ve kenar ortay konusunu bitireceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Kenar ortayda şu dikkatte kalmıştık. Evet kenar ortay konusunda gerçekten dikkat etmemiz gereken bir şey var. Daha öncesinde biz size ek çizimlerde bir muhteşem üçlü anlatmıştık. Neydi muhteşem üçlü? 90'dan bir kenar ortay çizdiğin zaman muhteşem üçlü oluşuyordu. E ağırlık merkezini düşün şimdi. Kenar ortay konusundayız. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oluyor. E 90'dan bir kenar ortay çizdiğimizde de muhteşem üçlü oluşuyor ya. İkisi de birleşik bir şekilde karşımıza bir şey gelebilir. O yüzden çoğu sorularda biz şunu söylüyoruz. Ağırlık merkezi sorularında 90 derece varsa ve soruyu çözemiyorsan büyük ihtimalle muhteşem üçlü vardır diyoruz. Çünkü 90 dereceden çizilen bir kenar ortay ağırlık merkezinden geçiyor ya. Ağırlık merkezinden geçtiği zaman kenar ortay oluyor ya burası. Ya e, burası A ise burası nedir? 2A'dır. E, 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem işte oluşturduğu için A2A yazınca burası 3A ise burası da 3A burası da 3A olur mu? Olur. Yani buradan dolayı ne geldi arkadaşım? Zaten muhteşem üçlüden dolayı BD uzunluğu, DC uzunluğu ve AD uzunluğu birbirine eşit ve şurada da ne var? 1'e 2 oranını da yazacağız. Ve ağırlık merkezi sorularında dediğim gibi böyle 90 derece varsa muhteşem üçlüğü de dikkat edin. Ve özellikle ağırlık merkezi varsa hani biz ağırlık merkezinden geçen böyle kenar ortayla çiziyorduk ya 90'lık olduğunda ilk böyle 90'dan çizmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bir şey çizdiğimizde özel bir durum oluşması lazım diyoruz. Ama şuna dikkat et. 90'lı soruda şöyle bir şey vardı biraz önce. Sorular içerisinde vardı. Mesela bu ağırlık merkezi verildiğinde şöyle bir 90 derece var. Burası ağırlık merkezi diye ben buradan şunu çizmemiştim mesela. Niye? Çünkü bu ağırlık merkezi ise bu garibin buraya kadar gelmişse bunu uzatır. Bak daha mantıklıydı. Bunu uzattığımız için sonuca ulaşıyorduk. Ama bu çizilmemiş olsaydı evet 90 ve ağırlık merkezi varsa hemen muhteşem şu çizip işlemimizi yapabiliriz tabii ki. Tamam. İyi hadi bakalım şimdi sorularla bunu biraz pekiştirelim. Hocam 90 derece ve ağırlık merkezi verilmiş. E, bu garibim buraya kadar gelmiş zaten bunu uzatmak öğrendik zaten ilk videoda kenar ilk videosunda. A ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşit muhteşem üçlüden burası da eşit olur. E, 18 ise 1'e 2 orandan 9 yapar yani burası 27. E, o zaman burası da 27 burası da 27. Toplamda x ne yapıyor? 54 mi yapıyor 27'nin 2 katından dolayı? Evet örnek 13'ü 54 buluruz. Geldik örnek 14'ü. Dikkat et kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi dememiş ama bak burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. E90'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. E devamı ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda hocam. E 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem. Üçlü. Yani 18 18 burası da 18 oldu mu? Oldu. E burada ağırlık merkezinde şu kenar ortay uzunluğu tamamen belliyken kısaca ne yapıyorduk? 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 3'e bölsem kısa parçası 6 yapar. 1'e 2 orandan dolayı burası 12 mi yapar? Evet. X'i böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 14. Geldik örnek 15'e. E şimdi ne var burada? Ağırlık merkezi var. Şimdi bu üçgenin ağırlık merkezi K denmiş. Bu üçgenin ağırlık merkezi de L denmiş. E ne yapacağım? E ağırlık merkezinden geçen şu kenar ortayı mı çizeceğim hocam? Ya da şu kenar ortayı mı çizeceğim? Hayır. Bak 90 derece var ya şurada. Önceliğimiz ne olacak? 90'dan böyle kenar ortayı çizmek daha mantıklı ki... Zaten 72 verilmiş. 72 ait kenar ortaya çizmek daha mantıklı. 36, 36, 36. Hocam 3'e böl kısa parçayı bul. Yani 12 yapar 3'e böldüğümüz zaman 36'yı. O zaman burası kaç yapar? 24 yapar. Aynı mantığı burada da yaparsam. 30 ya kenar ortay. E, Burası 15, burası 15. Muhteşem üçten dolayı burası da 15 çıkar. 3'e böl. Hocam burası 5. O zaman burası kaç yapar? 10 yapar. E sonra ne yapacağız arkadaş? E, burada açılar verilmiş açıları da bir kullanalım. Şimdi dikkat et. Şurada 36 36 olduğu için ikiz kenar var. 45 ise burası da 45 yapar. Burası 45 ise bak şuradaki ikiz kenardan dolayı burası da 45 yapar. A komple burası 90 oldu. Yani şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgenin kenarları kaç? Şöyle bir dik üçgen var elimde. Hocam burası 10 burası 24. Burası 2'nin 5 katı. Burası 2'nin 12 katı. O zaman burası da 2'nin x dediğimiz yer 13 katı olmaz mı? Yani x'i böylelikle 26 olarak buluruz. Örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. Bak ağırlık merkezi verilmiş soruda. Bak garibin bu ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ne yapıyoruz? Onun devamını kullanıyoruz. O zaman burası da böyle eşit olmak Ya buradan geçen kenar orta olmak zorunda. 1'e 2 oran var. 10 ken burası ne olacak? 5 olacak. Ve eşit. Eşit. Burası da eşit olmayacak mı? Evet. Hocam burası 15. Burası 15. Bak şuraya kadar kısmı 15. E tamamı 18 değil mi bu? O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. 3, 5 yani şurada bir dik üçgen çıktı. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden dolayı x'i 4 olarak buluruz. Örnek 16 4 çıkar. Geldik örnek 17'ye. Şimdi sözel bir soru. Bir geometrik çizim yapılıyormuş. Bakalım. AB ile AC dik olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. A açısı dik olacak. Evet A açısı dik olacak şekilde bir ABC üçgeni çizdik arkadaşım böyle. Hemen harfleri yazalım. A, B ve C. A açısı da 90 derece diyor bize. Tamam 90 dereceyi şöyle bir gösterdik. AB ve AC kenarlarının kenar ortaylarını çizerek şimdi AB ve AC'nin kenar ortaylarını çiziyorum. AC'nin kenar ortayı bu. AB'nin kenar ortayı da işte tam olarak bu. Bunları çizerek kestikleri noktayı G olarak söylemiş. Tamam şurası G demiş. AB şu kenar ortay olduklarını şöyle bir gösterelim isterseniz. AB ve BG'nin orta noktaları sırasıyla burası K ve BG'nin B, orta noktası da L imiş. Hemen L'yi de yazdık. Sonra KL çiziliyormuş. Şu KL'yi çizdik. Sonra bu çizimde BC uzunluğu 30 ise KL uzunluğu X nedir diye soruluyor. Bak şimdi. Soruya bak. Hocam kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Bir dik üçgende ağırlık merkezi var ve hipotenüs varsa tabii ki mantıklı olan nedir? Muhteşem üçlüdür. Hemen muhteşem üçlü çizelim. Hop şöyle muhteşem üçlü çizdik. E ben bu muhteşem üçlü çizince 15 burası 15 burası bunun da tamamı 15 olacak. E kısa parçayı bulmak için ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. 3'e böl bakalım. 5 yapıyor burası. O zaman 5 iken burası da 10 mu oldu? Evet 10 oldu. E şimdi ben ne yapacağım burada? Burada hocam verilen bilgileri şöyle bir kullanalım. Şimdi bu L noktası da orta noktaydı. Bak onu göstermedik ya sıkıntı yaşayacak. Şunlar da orta noktaydı. Şimdi sen X'e bakacaksın. Biz hep ne diyoruz? Verilen bilgiye bak. Bulduğun bilgiyi de kullan diyoruz. E biz burada X'e bakacağız. Aa burada 10 var. E şunlar eşit şunlar eşit. O zaman beni şu üçgene itmedi mi bu? Aa burada ne var? Bir yan yatık bir orta taban yok mu burada? Var. Yani burası 10'sa burası ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Dolayısıyla X'i böylelikle 5 olarak buluruz. Yani örnek 17'yi 5 bulduk. Bakın eski konular karşımıza çıkıyor. Geldik örnek 18'e. Evet bir ağırlık merkezi verilmiş. G, -A -B -C, Büyük üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi var. Garibi bağ köşesinden gelmiş. E, i̇nsan devamını devam ettirmez mi? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eşit, eşit. Hatta muhteşem şundan dolayı burası da eşit mi? Eşit. Öncelikli olarak diklendik çizilmiş. Öklit bağıntısı da var mı burada? Var. E o zaman biz burada şöyle küçük farklı bir üçgende öklit bağıntısını kullanalım. Hocam burası 4 burası 4 kök 5. Buraya a dersem. 4 kök 5'in karesi eşittir a çarpı 4 değil mi? Evet. Bu 16 çarpı 5 eşittir a çarpı 4'ten 4'ler sadeleşse a'yı da buradan 20 olarak buluruz. Yani bunun tamamı 20 ya. E burası 20 ya. Toplamda burası kaç yapar? 24 yapar. O zaman burası 12, burası 12, burası da 12 yapar. E şimdi ağırlık merkezi burası 1'e 2 oran var. Kısa parçayı bulmak kolaydı. Ne? 3'e böl. 4 yapar. O zaman burası da 8 yapar. Yani x'i 8 buluruz. Cevap 8 çıkar. Bakın eski bilgiler. Öklit bağıntısı yine muhteşem üçlü. Eski bilgi zaten muhteşem üçlü de. Karşımıza çıkıyor. O yüzden hep zincirin halkası hep sağlam kalmalı. Eski konularda böyle anlamadan bir yerleri geçmemeliyiz. Geçersek sonraki konuları yapamayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Geldik örnek 19'a. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı olan ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıdın A ve C köşelerinden kenar ortay doğruları çizilerek şöyle iki iken bu kenar ortay bu da kenar ortay ya şöyle şöyle ondan sonra bu da böyle böyle e o zaman burası ağırlık merkezi oldu. Hocam ağırlık merkezi olduğundan dolayı 1'e 2 oran e o zaman burayı 4 bulduk tamam devam edelim. G noktası içerikleniyor. AB kenarının orta noktası D'den G'ye kadar kesilerek o tam burası D'den G'ye kadar kesilmiş. Şekil 1 elde ediliyor. Tamam. Kesildi. Sonra ne yapılmış? Sonra burası böyle katlanmış arkadaşlar. Tamam. Eski haline geri getir böyle. Katlamada eski haline geri getiriyor. değil mi? Burası 90 derece ya. Hocam ne var burada? Şöyle bir katlama olduğu için. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şunlar birbirine eşit zaten. Şunlar da birbirine eşitti. E şuradaki uzunluğu da 4 olarak biliyorduk. Bir de arkadaşlar şu katlamada bu buraya geldi ya. 2 iken burası da 2 olmaz mı? Evet. Şunun tamamını 4 bulmuştuk. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı buraya da. Sonra benden ne isteniyor? 2 isteniyor. Bu arada katlamada tamam hocam şurada bir ikizkenar kenar kenar ortaylıkta var. Burası da 90 olmaz mı? Ya da üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan ve toplam 180 olduğundan 90-90 olur burası. Aa güzel bir şey çıktı burada. Bak şuradaki üçgene bakar mısın ne var burada? Hocam dikten dik çizilmiş oldu. Dikten dik. Şuraya aç dersem aç kare eşittir. P çarpı K. P çarpı K. Yani 2 çarpı 4. E h buradan kök 8 yapar. Yani h'ı da böylelikle 2 kök 2 olarak buluruz. E h 2 kök 2 ise. Şimdi burası ağırlık merkezi değil mi? Kenar ortayların kesim noktası. Evet. Ve şu yukarıda göstereyim. Burası 2 kök 2 ise. 2'ye 1 oran vardı. Burası kök 2 yapar. E eşit eşitken muhteşem şundan dolayı burası da eşit olur. 3 kök 2 burası. 3 kök 2 burası. Burası da 3 kök 2 yapar. Toplamda şu uzunluk kaç yapıyor o zaman? 6 kök 2 yapıyor. Yani x'i 6 kök 2 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet örnek 19 alt köklü oldu. Geldik örnek değil. Bir dikkate. Arkadaşlar burada bir dikkat vermişiz. Bu dikkati böyle kale almak zorunda değilsiniz. Bir soru tipi olarak gösterebilirsiniz. Şimdi G ağırlık merkezi ise eğer şu BG GC'ye dikse eğer şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit diyor. Hiç bunu kural olarak ezberleme. Bak kural zihnete karşıyız. Niye? Kardeşim bu garibim bunu mu uzatacağız? Bunu mu uzatacağız? Bunu mu uzatacağız? Kardeşim özel bir durum zaten bunda var. O zaman ağırlık merkezine kadar gelmiş ya. Şunu uzatalım. Bunu uzattığın zaman bu ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. E hocam 90 var burada. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem işliği oluşturur. Burası A, burası A, burası A. E A iken burası da 2A diye mi? Gerçekten burası da 2A, burası da 2A oldu. Gerçekten de böyle bir durumla karşılaştığımız zaman şu ve şu uzunluk birbirine eşit oluyor. Ama ezberlemeye gerek var mı? Hayır. Bu bir soru çözüm tekniğidir. Ezberlemeden yapabilirsin. Gel birlikte yapalım. Şimdi ağırlık merkezi demiş zaten burayı. Ağırlık merkezinden geçen ne olacak? Kenar ortay olacak. Hocam 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitken muhteşem şuradan burası da eşit olacak. E sonra dikkat et. Dikkat et dikkat et dikkat et. X artı 2 burası da x artı 2 burası da x artı 2 deyip hiç kuralsız. E burada 1'e 2 oran var. E o zaman burası da 2x artı 4 olmak zorunda. Yani 2x artı 4 eşittir. 3x eksi 3'ten dolayı buradan x eşittir kaç geldi? 7 geldi. Zaten bizden de 7 isteniyor. Cevap 7 oldu. Geldik buraya. Üçgen 6 olur. Bak kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi dememiş ama iki tane kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi. Hocam üçgen 6 oldu. Dörtgen 8 oldu. Aa ne güzel. 6 8 10 üçgeninden burası 10 oldu. Şimdi ağırlık merkezi ya. Şu garibim isteniyor benler. E bu garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getirecek olursam. Hocam bu kenar ortay olur. Şöyle. Kenar ortay. E, 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şutuyor. Oluşturdu mu? Oluşturdu. E, 5 iken 5 yani 10'sa 5 5 diye iki parçaya ayrıldı. Burası da 5. E, burada da 1'e 2 oran yok mu? Var. Yani x'i ne bulduk böylelikle? 10 olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Ama bu da dikkat. Bunu da ezberleme Niye? içimde anlatacağım. Böyle kenar ortaylar verildiğinde bir de orta taban varsa... Yukarıdan aşağıya doğru 3 1 2 kuralı vardır. Ya e, ort taban varsa yukarıdan aşağı doğru diyorum ama bak bu sefer de böyle bunu çizersem şu ort tabanda sivrilen yerinden başlarsın böyle. 3 1 2 kuralı bu şekilde de vardır. Ya da şunu çizersem bak bunda bu ort taban ya sivrilen yer burası. Burası oldu. 3 1 2 oranı vardır böylelikle. Bunu da böyle çok fazla ezberlemeni de istemiyorum aslında. Hatta hiç ezberleme. Ya yani sonuçta ben burada veriyorum ama ağırlık merkezinde soru olarak karşılaşabiliriz. Evet kuralımız 3, 1 ve 2 kuralı var arkadaşlar. Nereden geliyor bu? Benzerliği gördükten sonra sen zaten bunun ispatını kendin kendine yapacaksın. Yani sorular içerisinde yapacaksın zaten bunu. Ben daha benzerliği görmedik ama hatırlarsınız 9. sınıfta ben onu oradan göstereyim. Şimdi gençler şöyle bakacak olursanız şu çizgi ile şu çizgi orta tabandan dolayı. Çünkü bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit olduğu için orta taban sağlandı. Orta tabandan dolayı paralel. E hocam ben şuradaki üçgene bakacak olursam buradaki üçgende de şunlar eşit ve paralellik var. Ort taban var burada. Yani burası A iken burası nedir? 2A'dır. 2A ise burası da 2A'dır. E şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran 1'e 2. O yüzden burada K ise burası nedir? 2K'dır. Hocam burası ağırlık merkezi ya. Burası 2K ise 4K yapmak zorunda. Bak burası da 3K oldu. 3, 1, 2 kuralı. Kendiliğinden geldi mi? Geldi. Şimdilik belki zorlanabilirsin ama Benzerliği gördükten sonra bu zorlanman ortadan kalkacak. Zaten bu konudan sonra biz benzerliğe geçeceğiz. Ama ağırlık merkezi soruları içerisinde böyle şeylerle de karşılaşabileceğimiz için şimdiden bunu da verelim istedik. O yüzden bunu da buraya koyduk arkadaşım. Bak 3, 1, 2 istersen dediğim gibi şeyden de yap. Hocam şunlar birbirine paralel ispat yöntemiyle de yapabilirsin fark etmez. E, bunlar birbirine eşit. E, bunlar da birbirine paralelse burada bir orta taban çıktı. A ise 2A. 2A ise 2A. Burası ağırlık merkezinden geçen kenar orta olur. Kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 2. X ise burası 2X yapar. E sonra burası 2X ise burası da ne yapacaktır? 3X, e, 4X yapacaktır. O zaman buraya 3X kaldı. Yani 3X eşittir. 2X artı 3. Ya da hocam 3, 1, 2 kuralından dolayı burası 3X olmak zorunda deyip 3x eşittir 2x artı 3 deyip x'i de böylelikle 3 olarak bulabilirsin. Ama benden GD isteniyor. GD dediğimiz nedir arkadaşlar? 2x isteniyor bizler. Yani GD dediğimiz olay 2x o da kaç yapıyor? 6 yapıyor. X yerine 3 yazarsak tabii ki değil mi? Evet örnek 22 6 bulduk. Geldik şuraya. Bu da aslında benzerlikle alakalı bir şey. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran vardır. Yine şimdilik kafana takma öylesine sorusunu görüp geçelim bence. Ee, bu sebebi çok basit aslında. Şu ağırlık merkezinden şöyle geçecek olursa hocam 2'ye 1 oran var burada. Yani burası 2K ise burası K'dır. E şimdi bunlar paralel ya. Hocam şunlar birbirine paralelse 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Burada da 2'ye 1 oran vardır deyip direkt böyle benzerlikten çıkıyor zaten. Yine buradaki de sen benzerliği işledikten sonra daha rahat bir şekilde yapacaksın. Yani hem benzerlik hem de ağırlık merkezini birleştirerek ama böyle bir şey olduğunu da bilelim Ağırlık merkezinden böyle paralel çizildiğinde 2'ye 1 oran vardır. Yukarıdan aşağıya benzerlikten çıkıyor zaten bu. Bak bir tane de şöyle bir dikkat var. Bu sefer de ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu kısa parça x iken burası 3x'tir. Yani şu bc uzunluğu 3x oluyor. Peki hocam bu nereden geliyor? Bu da çok basit aslında. Yine temel geliyor. Şuradan çizersem de ispat olur ama şöyle çizersem ispat daha net olacak. Bak bunu böyle çizecek olursam şurada 1'e 2 oran var mı? Var. E burada 1 bölü 3 oran var. O zaman 1 bölü 3 orandan dolayı yine temel orantıdan dolayı kendiliğinden çıkıyor. Yani ispatı bilince ispat tekniğiyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama sorusu da var burada. Ya yani sorusunda da hadi 2'ye 1 oranını direkt kullanalım. Hocam öncelikle x'ler burada y'ler burada. X'lere bakalım istersen. Burada 2'ye 1 oran var. Şimdi burada 2a ise burası da a oluyor ya. Yani bunun 2 katı. Burası ne olmak zorunda? 2x artı 6 olmak zorunda. O zaman 3x eksi 1 2x artı 6 ise buradan x eşittir ne geldi? 7 geldi. Sonra şuraya bakacağım. Burası da b ise burası 2b olmak zorunda. Yani bunun iki katı buna eşit olacak. Yani burada da 4y eksi 6 yapıyor. Buradan ne geliyor o zaman? y de 7 mi yapıyor? Evet. x 7 y de 7 çıktı. x artı y isteniyor bizden. 7 artı 7'den cevap 14 çıkar dostum. Ve geldik şuraya. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde ne oluyordu? X iken burası 3x oluyordu. E burası y ise paraleli 3y olacak. E burası z ise paraleli 3z olacak. Çok sıkışırsan benzerlikten sonra ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Bir tanesinin ispatını zaten biraz önce yaptık. Mesela şunu şöyle çizince 1'e 2 oran var ya. A 2A 1 bölü 3'ten dolayı x 3x geliyor diye söylemiştik zaten. Ya da e, şunu şöyle çizersek mesela. Ee, başka nasıl bir çizim yapabiliriz? Şuradan çizsek. Yok. Şuradan. Ben bunu ispatlarken şöyle çizdim. Şu köşeden çizdim değil mi böyle? Evet. Şu paralelin. Şu paralelin bu olduğu köşeden çizdim. Bunu da çizerken şöyle çizebiliriz. Şurada da 1'e 2 oran var ya. 1 bölü 3 oran. Y ise 3 ye oradan geliyor. Z'yi de hesaplarken. Bak burası da Z ise. Z ise bunu da hesaplarken buradan çizsen hani burada da 1'e 2 oran var ya 1 bölü 3 orandan dolayı 1'e 3 oran oradan geliyor. Ama bunlarla ilgili soru çıkacağını çok zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz diye ben buraya da bunu yazdım böyle bir şey de var arkadaşım. ABC üçgenin çevresi 3x artı 3y artı 3z vermiş. E, bu toplam zaten 36 verilmiş. O zaman x artı y artı z de kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. Zaten benden bu toplam isteniyor. FG, GD ve GE toplamı yani x artı y artı z isteniyor. O zaman cevap böylelikle 12 çıkar. E, bu kısım yani bu sayfayı çok fazla Dikkate almayın derim çünkü benzerlikten siz kendiniz de bu sayfayı çıkartabilirsiniz. Ee, ama aklınızda da kaldıysa sorular içerisinde de siz bunu kullanabilirsiniz dostlar. Ee, ama ÖSYM sanki böyle tarzını değiştirdi böyle sorular sormaktansa böyle benzerliği bilip de şeyden yapanları daha çok sever gibi geliyor. O yüzden çok takmayın bence. Tamam aklınızda kaldıysa kalsın o ayrı bir konu. Biz işimizi sağlam yapmak zorundayız, her bilgiyi vermek zorundayız. O yüzden bu bilgiyi verdik. Ama çıkar mı? Çok net bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum. Çıkarsa da benzerlik tekniğiyle de yaparsın. Zaten bundan sonra konuda ne işleyeceğiz? Benzerlik işleyeceğiz. Ee, o zaman ne oldu? Şimdi kenar ortay konusu bitmiş oldu. O zaman bir sonraki videoda üçgende değişiklik ve benzerlik konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.